Herkese merhabalar. Art Track Play Çini Seramik Atölyesi'nde bugün ilk torna dersimizi işleyeceğiz sizlerle birlikte. Biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda çamuru nasıl yoğurmamız gerektiğini anlattık. Bugün de yoğurduğumuz çamurumuzla tornada öncelikle ortalama çamuru ortalamayı öğreneceğiz. Akabinde de yükselteceğiz, alçaltacağız, açacağız, vazo yapacağız. Hazırsak başlayalım mı? Şimdi öncelikle tornamızın üzerinde görüldüğü üzere tornamızın üzerinde ortalamamıza yardımcı olacak çizgilerimiz var. Çamuru çok sağlam bir şekilde tornanın üzerine atalım ki ıslattığımızda çamurumuz tornanın üzerinden kaymasın. Amacımız çamuru tornaya ortalamak. Şimdi en çok çamuru ortalarken avucumuzun şu kısımlarını kullanacağız. Gördüğünüz üzere. Bu kısımlar bize daha çok yardımcı olacak. En çok buralarımızı kullanıyoruz. Yanlardan elimi aynen bu şekilde tutarak baş parmaklarım bu şekilde duracak. İki yandan bastırıp yukarıya doğru aynen bu hareketi uyguluyoruz. Şimdi aynı el hareketimizi tekrardan yapıyoruz. Ne yapıyorduk? Şuralar, şu bölgeyi kullanıyoruz. Ellerimiz, parmaklarımız bu şekilde duruyor. Ve yanlardan bastırıyorum. Yukarıya doğru elimi çekiyorum. Sol elim üste doğru kayıyor. Ve düzenlemeye başlıyoruz bu şekilde. Aynı hareketi defalarca kullanacağız. Gördüğünüz üzere alt tarafta hala bir yamukluk var. Bastırıyorum. Yukarıya doğru çekiyorum. Sol elimin baş parmağının şu bitiş noktasıyla üst tarafa bastırıyorum. Burada önemli olan nokta elinizden geldiğince az su kullanmanız. Ne kadar az su kullanırsanız çamuru şekillendirme süresini o kadar uzatabilirsiniz. Çok su kullandığınız zaman çamurunuz çürüyecektir. Şekillendirmesi biraz daha imkansızlaşacaktır. Bakın aynı hareketle birleştirip hop sol el üst tarafa. Tekrardan dipten tutup bastırıyorum. Elinizden geldiğince her iki elinizle de aynı güçle bastırmaya çalışın. Şimdi çamurumu yükselttikten sonra şu en son gösterdiğim hareket, el hareketi görüldüğü üzere bu el hareketimizle aşağıya doğru bastırıyorum. Sol elimle aşağıya doğru bastırırken sağ elimle de sabitliyorum. Dizimin üzerinden destek alıyorum sağ elime, koluma. Ve şöyle sabit tutuyorum. Bunu da üstten bastırıyorum. Ve aşağıya doğru sol elimi kaydırıyorum. Tekrar yapalım. Üstten bastırıyorum. Sağ elim sabit. Sol elimi bastırarak yana doğru kaydırıyorum. Çamurunuz ortalanana kadar bu işlemi birkaç defa uygulayacağız. Daha önceki videoda anlattığım gibi eğer çamurunuzun içerisinde hava kabarcığı varsa bu işlem sayesinde de hava kabarcıklarını atabiliriz. Şimdi tam olarak beni rahat ettirmedi. Yani tam olarak ortalanmadığının farkındayım. O yüzden tekrardan yandan bastırıp yukarıya çekiyorum.
Bakın parmaklarım duruşu da önemli. Parmaklarımı da kullanıyorum ama daha çok şu kısım. Şöyle. En son parmaklarımla çamurun en altına kadar indiriyorum yukarıdaki yüksekliği. Şu an bu çamur benim açmam için yeteri kadar ortalandığını düşünüyorum. Eğer yeteri kadar ortalanmadıysa zaten bunu ileriki dakikalarda hep beraber göreceğiz.